Yetiştirmek için var gücümüzle durmaksızın çalışmaya ve hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam. Herkes eğitim öğretim yılının ve Uğur Okulları Karşıyaka... Siz değerli velilerimizin Uğur Okulları'na emanet ettiği çocuklarımıza, kendi çocuklarına eğitim veriyormuşçasına eğitim öğretim verecek olan eğitim öğretim kadromuzu da hazırladık. Biliyorum. Bugün aynı zamanda Gaziler Günü. Ben şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve gazilerimize de uzun ömürler, sağlık, sıhhat diliyorum. Burada açtığımız okul İzmir'deki Bahçeşehir Uğur hep birlikte 9. okulu oluyor. Burası ortaokul ve lise. Burada uyguladığımız sistem STEM programını burada uyguluyoruz. Öğrencilerin uygulamanın içerisinde öğretim yapacakları bir program uyguluyoruz. Onun için bugün bu binada, bu muhteşem yerde, yerleşkede çok güzel öğrenciler yetiştireceğimize inanıyorum. Bu sene aynı zamanda Uğur'un 50. yılı. Tam 50 yıl geçti. 50 yıldır eğitim öğretime hizmet eden, yatırım yapan ve bunun doğuşu bundan 50 yıl önce dayanan bir kurumu bugün burada tekrardan bir şubesini açıyoruz. Bu devam edecektir. Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim model ve anlayışlarını getireceğiz. Çünkü çağımız dijital çağı. Bu çağı yakalamamız lazım. Dijital çağı 21. yüzyılda mutlaka Türkiye'nin başarması lazım. Bunun da yolunun eğitimden geçtiğine inanıyoruz. O neyse, 21. yüzyıl becerileri neyse öğrencilere bunu kazandıracağız. Ve sadece Türkiye'nin üniversitelerine değil, dünyanın üniversitelerine öğrenci gönderen bir okullar zinciri haline gelmiş olacağız. Biz bir adım öne geçmemiz lazım. Neden geçmemiz lazım? Yıllar önce Türkiye'de köy enstitüleriyle, yani uygulamanın içinde eğitim zaten bu ülke bizim geçmişimiz yapmıştı. Bugün farklı bir anlayışla tekrar günümüze gelince, başta Amerika ve Almanya, Avrupa'nın bazı ülkeleri STEM programı ile ilgili öğretmenler yetiştiriyorlar, eğitiyorlar. Biz de 11 yıl önce Türkiye'de bir lise açtık ve ondan sonra bunu bütün okullarımıza yaygınlaştırma gayreti içerisindeyiz. Gelecek bu. Gelecek TEOG'da değil. Gelecek katma değeri yüksek üretim yapan nesiller yetiştirebilmek için bu insanları, bu gençleri yetiştirebilmek. Bizim bir eğitim öğretim anlayışımız var. Bizim bir sistemimiz var. Bizim bir konseptimiz var. Bizim değerlerimiz var. Bunlar neyse, dünyanın neresine gidersek gidelim, aynı anlayışta, aynı paralellik arz ediyor. Aynı şekilde eğitim öğretim yapıyoruz. Endüstri 4.0 çağından bahsediyoruz. Uğur Okulları olarak STEM eğitimi, özellikle erken STEM eğitimi, kodlama ve yazılım gibi alanlarda müfredatın geliştirilmesi, bu müfredatla paralel olarak kullanılacak yayının oluşturulması gibi çalışmalarda öncülük yaptık. Bunları kullandık, çocuklarımıza bu eğitimi verdik ve hatta okullara da örnek teşkil ediyoruz. STEM eğitimini uygulayabilmek için her okulumuzda, her Uğur Ortaokulu'nda, Uğur Lisesi'nde, Uğur İlköğretim Okulu'nda özel bir STEM alanımız var. Özel bir STEM laboratuvarımız var, STEM atölyemiz var. Programımıza, haftalık programımıza, eğitim öğretim müfredatımıza STEM eğitimini entegre etmiş oluyoruz. Her öğrenci muhakkak bu programdan geçmiş oluyor. Aynı şekilde kodlama ve yazılım programı da geliştirdik. Bu şekilde biz teknoloji
teknolojiyi yakalayabiliriz. Bu şekilde bilim üreten, teknoloji üreten insanlar yetiştirebiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu konuda şöyle ifade edeyim, bunu hemen söylemeyeyim ama geçen yıl başlatmış olduğumuz erken STEM eğitim programımız var. Okul öncesinde ve ilkokulda uygulamış olduğumuz. Bu programa tabi tutulan öğrencilerin hem STEM eğitimi kapsamında hem de diğer alanlardaki gelişimini bilimsel bir araştırmayla izliyoruz. Bu araştırma 2 ya da 3 yıl sürecek bir araştırma. Birinci yılını tamamladık. Bu araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız. İlk etabı baktığımız zaman, birinci yılını tamamladıktan sonra baktığımız zaman bu öğrencilerin öğrenmeye karşı ilgilerinin diğer öğrencilere karşı öğrencilerle karşılaştırıldığında ilgilerinin daha yüksek olduğunu gözlemledik. Bu öğrencilerin birazcık daha sorun çözme becerisine yöneldiklerini gözlemledik. Bunun gibi olumlu değerlendirecek olduğumuz sonuçlar elde edecek olduğumuzu öngörüyoruz. Araştırmamız devam ediyor.